New York'ta Modern Sanatlar Müzesi'ndeyiz ve Edvard Munch'ün Fırtına isimli 1893 tarihli tablosuna bakıyoruz. Bir olayın hem duyguları aktararak hem doğalcı şekilde canlandırılmasının muhteşem bir örneği. Hem içeride hem dışarıda yaşananları algılıyoruz. Sanatçının Çığlık isimli ünlü tablosu ile karşılaştırıldığında oldukça karanlık, koyu tonlarda bir çalışma. Ciddi bir tezat var. Karanlıkla aydınlık, dışsal ve içsel olana ilişkin düşündürüyor. Evin içindeki lambalar tek ışık kaynağı. Sonra gözlerim önde duran kadına kayıyor. Resmin ismi Fırtına. Fırtınanın ortasında olmalılar. Ağacın rüzgardan eğildiğini, saçlarının arkalarında uçuştuğunu görüyoruz. Limandalar, suyun kenarında duruyorlar. Resim, Munch'ün yaz aylarında sürekli gittiği Norveç'teki küçük bir sahil kasabasında yapılmış. Kadınlar toplanmış, korku ve telaş içindeler. Zira balıkçı olan kocaları bu fırtınada denizde. Erkeklerin bu fırtınayı atlatıp evlerine sağ salim dönebileceğinden emin değiller, endişe içindeler. Kasabada etkili şekilde vurgulanmış. Resmin odak noktası kadınlar, ancak evler de hareketli. Evlerin pencereleri gözlere benziyor. Biz bakıyoruz, onlar da gözlerini bize dikmiş bakıyor sanki. Evlerin ruh haliyle kadınların ruh hali birbirlerinden çok uzak. Yanlardaki evler arka planda kayboluyor, silikleşiyor. Alacakaranlık gibi. Sol üst tarafta gökyüzünden gelen yeşil ışık var. Kuzey ışıkları olmalı. Sol üstteki yeşil ışıklar köşede kayboluyor. Ancak buradaki yeşil tonlama gözümüzü ağaçların yeşilliğine yönlendiriyor. Kuzey ışıklarının fotoğraflarını görmüştüm. Gerçekten de gökyüzünde yeşil görünüyor. Başka bir dünyadan geliyor gibi. Munch bu tablosunda kadınların duygularını vurgulamaya odaklanmış. Resmin tarzı için proto-ekspresyonist diyebiliriz. Die Brücke ve Der Blaue Reiter gibi ekspresyonist ressamlar, Munch'ün duyguları yansıtmak için fırça darbelerini, değişik çizgileri, dokuları nasıl kullandığını incelemiş ve örnek almış. Gökyüzüne dikkatle bakalım. Sanatçının gökyüzünü resmederken fırçasının nasıl ileri geri hareket ettiğini hissedebiliyoruz. Bunu kadın figürlerinde de gözleyebiliyoruz. Fırça hareketi saçların savrulduğunu göstermiş. Resme baktıkça resmin merkezinin ortadaki kadın olduğunu düşünmeye başladım. Elinizi ortadaki beyaz giysili kadın figürünün üstüne koyup bu figürün olmadığını düşündüğünüzde resmin dengesi kayboluyor. Baktığımız kompozisyondaki merkezi figür bu. Geri kalan her şey bu figürün etrafında dönüyor. Bu figürle diğer kadınların bağlantısı ne olabilir acaba? Hepsi endişeli. Bakışları sanatçının çığlık tablosunu anımsatıyor. Ellerini başlarına koymuşlar. Korku ve endişe içindeler. Rahat nefes alamıyorlar. Beden dilini en kolay anlayabildiğimiz ortada yer alan kadın figürü. Endişesini dışa vurmuş. Beyazlı kadının beden dilinden endişesini görüyoruz. Kollarını sıkmış, başını kavramış. Ancak yüz ifadeleri belirsiz. Baktığımız soyut bir resim sayılabilir. Resmin sağ alt tarafında taşlar, kayalar var. Arka tarafta ise dar yolun kenarındaki duvarı görüyoruz. Duvarın rengi gözümüzü mavi elbiseli kadına yönlendiriyor. Resme baktığınızda klostrofobik duygulara kapılıyorsunuz. Ancak aynı zamanda kompozisyon çok ferah bir düzene sahip. Munch sizi sonsuzluğa doğru çekiyor. Sanatçı burada Rönesans döneminden kalma bir tekniği kullanmış. Düz çizgilerle gözümüzü o kaybolma noktasına, sonsuzluğa yönlendiriyor. İnanılmaz bir eser bu.